Bu kış fırtınası asla bitmeyecek. Kar sürekli yağıyor. Ama asıl problem dünyanın içindeki yaratıklar. Eğer beni yakalarlarsa bir kalbimi kaybet... Hayır. Eğer beni yakalarlarsa tüm kalplerimi kaybedip ölürüm. Geri dönüşü yok ama bir çözüm var. Eğer bunları güzel değerlendirirsem herkesi yenebilirim. Peki ya ben bu zorlu dünyada hayatta kalabilecek miyim? Hadi öğrenelim. Ve evet, oyunun en zor challenge'larından birine başladık şu an dostlar. Kar ve yağmur kesinlikle durmayacak ve şu an soğuktan ölmemek için çok az bir zamanımız var. 3,5 dakika gibi acil bir şekilde kendimi... Olmaz tamam. Buraya dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar, soğuk dünyadan ziyade çok fazla korku karakteri ekledim. Ya inanılmaz zor bir challenge olacak, buna eminim. Çok dikkatli olmamız lazım. Ölme hakkımız yok kesinlikle, hardcore moddayız. Eğer ölürsek zaten direkt video biter. Hızlı bir şekilde şunları yapıp abi yer altına bir inelim. Kaç dakikamız kaldı şu an? Şu an yaklaşık 2 dakikamız falan kaldı diye tahmin ediyorum. Burada gerçekten işime yarayacak bir şey yok mu ya? En azından o şunu... Tamam, şunları alabilirim en azından. Bir dakika. En azından şunları alabilirim. En azından açlıktan ölmem. Şunları alalım. Şu anlık etrafta çok bir yaratık gözükmüyor. Bu ne oğlum? Bak, şurada bir sandık var. Hayır. Gitmem lazım. Alo. Tamam. Ne verdi bana bu? Abi bir işime yaramaz ki bunlar. Tamam. Direkt şuradan aşağı inebiliriz. Tamam dostlar, hızlıca şunları alırsak çok süper olacak. Kömürler işimize yarar ve şu anlık hala... Ne? Gerald joined the game. Şaka mı yapıyorsun abi? Gerald kim? Yani şaka falan olmalı şu an. Arkadaşlar, işler gittikçe zorlaşıyor. Ben söyleyeyim size. Bu arada gerçekten arkadaşım falan değil. Eklediğim bir moddan kaynaklı olabilir. Ama yani benden başka birinin dünyada olması gerçekten rahatsız edici. Bu sesler ne lan? Evet, şu an panik yapmamamız lazım. Kendime ev yapmam lazım ama şöyle bir ev. Hem dışarıya çıkabileyim hem de yer altında yaşayayım. Böyle bir ev istiyorum dostlar. Hızlıca çalışmalara başlayalım. Aşağı bakmadan da duramıyorum. Aşağıdan her an bir şey gelecekmiş gibi duruyor. Korkuyorum. Ne oluyor oğlum? Bir dakika. Bir şey oluyor. Evet, şu an yapabileceğimiz tek şey dostlar madenin altında yaşamak. Başka hiçbir yapamayız. Çünkü yukarı çıktığımız gibi donuyoruz abi. Acaba bunun çözümü ne olabilir? Şimdi demir set yapsam demir de bir metal olduğu için beni soğuktan koruyamayabilir. Eğer gidip deri set yaparsam bu beni soğuktan koruyabilir. Ama demir set içinde inek öldürmem lazım. İnek öldürmek için yukarı çıkmam lazım. Şu an çok fena bir paradoks var arkadaşlar burada. Çok zor olacak bu. Şu an ekmek yapmam gerekiyor ve susuyorum gitgide. Bu çok sıkıntı. Susama da var. Abi şu an sırası değil, anladınız mı? Sırası değil. Daha kasılmam lazım benim. Bir şey var mı? Oğlum yukarıda niye hiçbir şey görünmüyor? Yok, bu çok sıkıntı. Çok sıkıntı olacak. Susuzluğum da var, canım da dolmuyor. Gerçekten kulaklığım titredi arkadaşlar. Az önce kulaklığım titredi böyle. Kulaklarım titredi ya. O nasıl bir ses? Evet, bir yer buldum ama bu bulduğum yer ne kadar güzel, ne kadar kötü şu an anlayamıyorum. Ama olmaz. Şu an olmaz. Bir saniye. Şu an olmaz. Hayır şu an olmaz. Bir saniye. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Maden güzel. Umarım etrafımıza şey spamlanmaz. Hızlıca demir almam lazım. Demirleri alırsam direkt demir set yapacağım. Ve yukarı çıkmayı deneyeceğim. Ama iskelet geliyor. Zombi de geliyor. Buradan çıkmam lazım. Bir sıkıntımız var. Sesler hiç alamet değil. Ne oluyor? Eyvah. Sesler geliyor. Abi. Ne oluyor oğlum? Bir şey de görmüyorum. İskelet, şu an bana sakın tepeyim falan deme. Şurada bir tane enchantlı iskelet var. Abi çok zor ya bu. Yani nasıl yapacağız? There's always parts being cut off, entrails being yanked from stomachs, bones being shattered to dust. Bu ne? Baktığım ne şu an? Şu an ben neye baktım az önce? Hayır.
Kaç. Yukarı kas. Kaz yukarı. Oh. Son anda kurtuldum. İnanılmazdı. Acaba gitti mi? Bakabilir miyim? Gider misin? Rahatsız edicisin. Çok fazla rahatsız edicisin. Buradan gitmen lazım senin. Ha, gitti sanırım. Oğlum ben niye de boy ritman sesi alıyorum arkadaşlar? Az önce fark ettiyseniz, dikkatle dinlediyseniz boy ritmanın sesini duydum ben. Ne oluyor? Abi bu sesler ne böyle? Vallahi oynamam. Baba! Bak hala The Bulletman konuşuyor. Ya da acaba The Bulletman sesine benzetti mi ben? Yoksa gerçekten o The Bulletman mı? Şimdi ben buradan inersem direkt suya ihtiyacım olacak. Ve ölme diye bir şansım yok abi. Ölemem yani, şansım yok öyle bir. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Şu topraklar neyse ki var. Tamam, burası biraz daha güvenli gözüküyor. Ölmezsek. Oo, burada bayağı bir demir var. Burası biraz safe gibi. Evet, hiç safe değil gibi. Çünkü değişik sesler alıyorum. Şimdi direkt demir bulup az önce kırdığım yere gideceğim. Taşlarımız yeterli var mı? Var. Kömürümüz de var. Al şu demirleri. Kendim direkt zırh yapmak istiyorum. Yoksa çok zor olacak. Bir şey oluyor. Neyse, takmadım arkadaşlar. Eğer takarsak zaten korkarız. Bence takalım. Evet, gidiyor. Ama bir dakika. 12 kaç? 16 tane oldu. O ne? Aa, ben değişik şeyler görmeye başladım ya. Gider misin? Teşekkür ederim gittiğin için. Yani Herbrand bir set eksiktin ya. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Arkadaşlar yaklaşık 15 dakikadır burayı arıyorum ve sonunda bulabildim. Ve gelene kadar gerçekten canım çıktı. Değişik sesler, bağırtılar, çağırtılar hala da var gördüğünüz gibi. Şimdi şu taşları hemen fırın yapalım. Fırından bir tane de aşağıdan biri gelmez gibi umut ediyorum inşallah. Ama arkadaşlar, ama şöyle bir şey var. Ben daha çok Dweller, Cave ve Deep Dweller, yani madenlerde spawn yaratıkları çok yükledim. Özellikle çünkü daha çok zor olsun diye. Şimdi yukarıda zaten duramıyoruz. Madende de durarsak sıkıcı olur. O yüzden arkadaşlar biraz bize macera olsun diye gittim ve madende spawnlanan en korkunç yaratıkları ekledim. Ve evet, keşke yapmasaydım. İlk başta şöyle bir ayaklık yapsak. Beni ne kadar korur? Ama bir dakika, şimdi mantıklı kullanmamız lazım. İki tane lav kovamız var. Almıştık zaten. Bir tane de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediniz. Bu kadar rahatsız edici olmak zorunda mı ya? Ben burayı kapatıyorum. Ben yukarı çıkacağım abi. Bu ne ya? Ben madende ağlayacağım. Oturup ağlayacağım şimdi arkadaşlar. O kadar korkuyorum yani. Şimdi ağlamayı kesmemiz lazım. There's always parts being cut off. Entrails being yanked from stomachs. Bones being shattered to dust. Şimdi eğer yukarı çıkarsak bize kum lazım. Kumdan cam yapmamız lazım ve camdan da bir tane şişe yapmamız lazım. O şişeyle gelmiyor. Yine burayı kapatacağım ben. Ya ben yine burayı da kapatacağım. Arkadaşlar bu kadar karakter eklemem sizce mantıklı mı olmuş? Yorumlarda mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yani ya da az mı eklemişim, çok mu eklemişim? Yorumlarda yazın. Çünkü gerçekten fikirleriniz benim için çok önemli. Acaba şu an soğuktan ne kadar korunuyoruz? Şu an merak ediyorum. Aa, bir dakika, set puanı. Ne oluyor? Ne olduğunu sorabilir miyim? Abi ne bileyim, etrafımda gözler çıkıyor abi. Gerçekten rahatsız edici bir durum ya. Çok rahatsız edici ya. Burada sıkıştım kaldım zaten ya. Şu aşağıda biri spamlandı diye tahmin ettim. Yukarı çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Yeter lan. Bu kadar gerilmez bir insan ya. Bu soğuktan ölmemeye özen göstereceğim. Dostlar şimdi soğuktan korunmanın bayağı bir yolunu buldum. İlk başta bir campfire lazım bize. Muhtemelen ekran başında bana biraz sövdünüz bu niye campfire yapmıyor diye, ama her şeyi çözdüm. Biraz araştırma yaptım. Şimdi buraya bir tane arkadaşlar zaten böyle beni ısıtacak bir yer yaptım. Ondan sonra bizim asıl sorunumuz bura değil. Bizim asıl sorunumuz yukarısı. Eğer yukarıya çıkıp şöyle kamp ateşini koyarsak donmadan. Mesela dur, değişik sesler alıyorum. Şuraya bir kazalım. Benim meşalem yok mu abi? Abi bu ses. Oo, burası niye açık yalnız? Tamam, şöyle yapalım. Donmaya özen gösterelim. Veyahut da bizim hızlı bir şöyle tam ortaya koyarsak ne olur? Kapat abi. Abi şu an sırası değil. Lütfen susar mısın? Arkadaşlar şu an donmuyoruz. Vallahi donmuyoruz şu an. Acaba terleme diye bir şey de yok. Şu an gayet iyiyiz şu an aslında. Evet, buraya çıktı mı donmuyoruz, tamam. Ve ikinci bir şey de arkadaşlar, fener. Feneri yaparsak bayağı işe yarıyormuş.
Ve direkt şöyle bir taktiğim var. Ses geldi arkamdan. Biri yürüyordu, yürüdü veya koştu. Neyse şu an onda takılmamak lazım. Şimdi şöyle bir de böyle miydi? Bir dakika. Meşale almam lazım. İki tane kalmış. Birini bunun için arayacağım mecburum. Bunu böyle koydum. Bunu da böyle koydum. Tamam. Şimdi şunu şöyle yapsak yine ışık veriyor. Ve acaba bizi soğuktan koruyor mu? Bunu nasıl anlayabiliriz dostlar? İlk başta kendime bir taş kazma yapayım. Şimdi şu taş kazma yaptığımıza göre bir yukarı çıkmayı deneyeceğim. Bakalım gerçekten işimize yarıyor. Allah! Oğlum bir şey, ben neden korktum? Ben az önce neden korktum hiç fikrim yok. Bir şey oluyor, bir şey oluyor. Alo, bir şey oluyor. Bu sesler niye bu kadar rahatsız edici ya gerçekten? Yani bu kadar rahatsız edici. Şimdi şu demiri şöyle harcasam bence gayet mantıklı olur çünkü işime yarayacak. Hızlı hızlı yaparsak şöyle. Aman açık bırakmayalım, aman açık bırakmayalım. Dışarıda olası yaratık saldırılarına karşı. Burası neresi lan? Bir dakika, üşümüyorum şu an, çok hoşuma gidiyor bu. Şöyle güzel bir barınak yapalım kendimize. Ondan sonra arkadaşlar şöyle güzel barınak yapalım kendimize. Güzel koruyalım. Arkadaşlar bu arada 100 bin abone olmama çok az kaldı. Abone olursanız benim için süper olur. 100 bin aboneye ulaşırsam gerçekten çok büyük şeyler olur yani, ben diyeyim size oradan. Yani 100 bin aboneye ulaşırsam çok mutlu olurum. Ne oluyor? Bir şey yok gibi şu an. Yani o kadar korkmaya da gerek yok diye umut ediyorum. Yoksa var mı? Yok, bence var ama neyse. Neyse ben... Oğlum burası... Ha buradan, tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Ben bunu şimdiden söyleyeyim. Bizim üstte de bir yapı yapmamız lazım. Dışarıda var ya, öyle bir yaratık var ki. Dışarıda o kadar fazla yaratık var ki, eminim buna yani. Ufak bir çılgın yapacağım arkadaşlar. Bakalım yukarıda ne dönüyor? Bakalım ne oluyor yukarıda? Kimse var mı? Gördüm. Gördüm onu, gördüm. Onu gördüm. Tamam. 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 İsmini tam bilmiyorum. Hatırlayacak gibiyim ama bilmiyorum onu şu an. Tam bir dakika. Üşme. 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 Tamam. Üşme. Bu kamp ateşini buraya koymamız inanılmaz. Of. Bayağı bir yorucuydu yalnız. Arkadaşlar şöyle bir düzenek yaptım. İki tane kamp ateşi koyayım. Yanına lav koydum. Artık sanırım üşümeyeceğim. Zaten lazım olduğunda birini kırarım. Diğerini yanına götürürüm. Şimdi asıl sorunumuz şu arkadaşlar. Ben ölmek üzereyim. Oo. Ne kadar iğrenç bir ses bu ya. Ne kadar rahatsız edici ya. Oha. Dışarı görebiliyorum. Çok iyi olay. Oo bir dakika, çok sıkıntı. Çok çok sıkıntı şeyler yapıyorum şu an. Oo tamam. En azından dışarıyı görebiliyor muyum diye bakıyorum ama. Oo abi, dünya varmış ya valla. Buradan cana Allah. Tamam buradan da tamam abi, süper. Aslında yani o kadar. Ne yaptım ben? Tamam, buradan bir çıkışımızı yaptık. Şurayı kırarsak çok rahat gelip çıkabiliriz. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Kaç. Kaç.